Evet. Peki, şimdi bir iddia var ve o da bir çocukların ormana bırakılması meselesi var. O nedir? Şöyle şimdi Adnan Oktar'ın şöyle bir söz, yani ilk dönemlerde 90'lı yıllarda aslında başlarında erkeklerle kadınların bir arada kalması, evlilik, hani örgüt içinde de olsa evlilik vesaire normal bir aile yaşantısı sürdürmek serbest. O zaman Adnan Oktar'a %100 bağlılık vesaire, yani evet inanç, onlarda bir bağlılık var ama kendi hayatlarını sürdürebilir durumdalar. Tabii buna bağlı olarak çocuk da serbest, çocuk yapmaları da serbest ve 90'lı yılların başında hemen hemen 10-12 tane çocuk doğuyor. Ve bunların anneleri de babaları da örgüt içinde o dönemde. Ama bu sefer Adnan Oktar şunu görüyor. Çocuklar doğuyor, anneler, babalar bir aile içerisine girdiğinde çocuklarla ilgilenir hale geliyorlar. Bu da tabii Adnan Oktar'ın en istemediği şey. Çünkü paranın ona verilmesi lazım, ilginin ona verilmesi lazım, vaktin ona verilmesi lazım. Her şeyin ona akması lazım. Bu Adnan Oktar'ın en sevmediği şey. Bu sefer diyor ki bu şirktir diyor. Ve çocukları, yani çocuk yapmayı yasaklıyor zaten. Anneler, yani karı kocalar da olsa ayrı evlerde yaşıyorlar. Ya da boşanıyorlar, başkalarıyla evlendiriyorlar falan. Orada öyle bir düzen kuruyor. Ve sonrasında da o dönem doğan çocukların hepsini anneannelere, babaannelere, anneannesi babaannesi yoksa başka örgüt üyelerinin bakımına veriyor. Yani o bir yaşında, daha bir yaşına girmemiş, yani sıfırla 2 yaş arası 10 tane, 12 tane çocuk daha emme çağındayken, yani bu kısım gerçekten hani bir avukat olarak, hukukçu olarak söylenecek bir şey değil, bir anne olarak. Bu benim en çok canımı acıtan konu aslında. Bu kişiler burada, yani annelerinden, sütten ayrılıyorlar ve başka çocuk, başkalarının elinde büyümek zorunda kalıyorlar. Anneler, babalar da bunu bırakıyorlar. Çünkü Adnan Oktar'a öyle bir iman, tırnak içinde öyle bir iman duyguları şeyleri var ki, hisleri, çocuklarından vazgeçiyorlar. Ama o dönemde 2-3 tane çocuk örgütte kalıyor. Örgüt içinde evlerde büyümeye Başlıyor. devam ediyor. Ve Adnan Oktar da bu çocukların kendince gelişime, kendince onları cezalandırmak için çocukları gece vakti, ki bu kişiler şu an 30'lu yaşlarındalar, mahkemede ifade verdiler, şikayetçi oldu onlar da, anneleri babaları hala örgütte olmasına rağmen, Adnan Oktar bunları alıyor ve gece vakti ormana bırakıyor. Sabaha kadar saatlerce ormanda kalıyor çocuklar tek başlarına, orada duruyorlar ve sonra sabah hava aydınlanmaya yakın çocuklar gidip ormandan alınıyor. Buna anneler babalar hiç ses çıkarmıyor ve çocuklar böyle bir dönem yaşamak zorunda kalıyorlar. Hani bir kısmı annesinden babasından işte sütten ayrı büyüyor. Öbürü de Adnan Oktar'ın yanında, annesinin babasının yanında azıcık görüyorsa bile böyle eziyetlere maruz kalıyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir virgül koyalım Eser Hanım. Çünkü yarın akşam konuğumuzsunuz. Daha detaylı olarak konuşacağız sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar.